Soruyu ağzımdan aldın Remzi Özdemir. Şimdi o zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yani Mehmet Şimşek o zaman olsa da olur, olmasa da olur. Yani Mehmet Şimşek eğer hala arka kapıdan satışlar yapılacak, hala onun gelirken ki söylediklerinin dışında bir ekonomi politikası izlenecekse, Mehmet Şimşek niye geldi, niye var? Ya da bu artık Mehmet Şimşek'in de ekonomide bir aktör olarak öne çıkmayacaksa, hani o beklentiler vardı ya, yaratılmış beklentiler. Hepsinin çökmesiyle beraber o zaman bizi çok sıcak bir Ağustos bekliyor. Keza bize Gaye Erkan da getirildi yeni bir isim olarak. Ya Gaye Hanım'ı saymayın. Gaye Hanım farklı bir olay. Yani orada bürokrat sayılır. Orada, evet, bürokrat sayılır. Vitrinle, hayır bürokrat değil, vitrin yani orada oraya konuldu. Güzel oldu. Kadın hakları konusunda işte bakın bizde kadın Merkez Bankası Başkanı o açıdan. Şimdi önce sana katılmıyorum. Mehmet Şimşek'in bir hükmü yok diye değil. Görevi var. Mehmet Şimşek'in çok önemli bir görevi var. Nedir bu önemli görevi? Olmazsa olmaz görevi. Kötü adam. Erol Taş. Yani Türk filmlerinde hatırlarsanız bir iyi adam vardı, bir kötü adam vardı. Şimdi burada bir kötü adam gerekiyordu. Kötü adam Mehmet Şimşek. Bakın zammı kim yaptı bu kadar zamları? Mehmet Şimşek. Doları kim 27 liraya kadar çıkmasına izin verdi? Mehmet Şimşek. Yani Mehmet Şimşek aslında iktidarın aradığı bir bahaneydi. İnanın bana seçimlere bir iki ay kalasıya ben Mehmet Şimşek'in siyasi iktidar tarafından gönderileceğini, görevden el çektirileceğini düşünüyorum. Çünkü Mehmet Şimşek şu anda yapması gerekeni yapıyor aslında. Yani iktidarın yapması gerekeni Mehmet Şimşek'e yaptırılıyor. Nitekim farkındaysan son 3 gündür AK trollerin bir saldırısı var. Aslında saldırı da değil, iki türlü saldırı var. Bir tane eski bir AKP'li milletvekili bir iddia ortaya attı. Ezanlarla birlikte, selalarla birlikte ÖTV'yi arttırdılar diye. Bunu evet. Kim yaptı? FETÖ'cüler mi yaptı bilmem kim. Hayır, yani bunu imzalayan Cumhurbaşkanı. Yani gecenin o saatine kadar bekleyen o kararnameyi. Ama bakın orada da yanlış düşündü insanlar. Burada tamamen burada reisi yani Cumhurbaşkanı korumak amacıyla yapılmış bir şey. Nitekim seçimler yaklaştıkça bakın işte aktrollerden bahsediyorum. Berat Albayrak'ı öne çıkartmaya başladılar. Mehmet Şimşek'in aleyhine tweetler atılmaya başladı. Ve bunu atanlar evet. Tamamen AKP yanlısı bir grup atıyor. Yani şimdiden başladılar. İşte reis tamam sıkıştı işte bir şeyler yapıyor. Ama Mehmet Şimşek kendi kafasına göre gidiyor. Mehmet Şimşek bir süre sonra bu piyasadan atılacak. Yine seçimlerin, yerel seçimlerin özellikle İstanbul'un kazanılması sağlanacak. Yine Cumhurbaşkanı emekliye bol keseden verecek, bazı vaatler yapılacak. Seçim, genel seçimler öncesi yapılanların bir benzeri de yerel seçimde olacak. Evet. Bu nedenle Mehmet Şimşek'in görevi çok önemliydi ve şu anda Mehmet Şimşek bunu yapıyor. Ha Mehmet Şimşek buna yani gönüllü iyi adam, iyi adam kötü adam hikayesi o zaman Ocak'tan sonra gerçekleşecek. Bu ülkeyi mahveden, her şeyin fiyatını ikiye katlayan, dövizi patlatan Mehmet Şimşek'i iyi adam reis gelecek gönderecek. Öyle görünüyor. Tabii ki gönderecek. Bugüne kadar hep öyle olmadı mı? Evet. Reis bunu genelde yapmadı mı? Hep yaptı. Bunu da yine yapacak. İşte bu nedenle Mehmet Şimşek'in görevi çok önemli. Mehmet Şimşek o koltukta çok önemli bir misyonda. Bu nedenle Mehmet Şimşek'i küçümsemeyelim. Tabii ki işin bir de başka bir boyutu var ki Mehmet Şimşek'in politikalarının şu anda etkili olmadığını görüyoruz. Yani ne yaparsa yapsın bu Körfez'e gitmeyle, Körfez'den ricalar üzerine gelecek paralarla bu Türk ekonomisi kurtulmayacaktır. Türk ekonomisinin kurtulabilmesi için AKP'nin yapacağı tek bir şey var. IMF'e gidecek. IMF ile oturacak masaya evet diyecek. Zaten şu anda Mehmet Şimşek'in aldığı tedbir adı altında bize dayatılanlar IMF'in politikalarının daha katı hali. Yani IMF herhalde programını bize dayamış olsaydı ÖTV'leri bu kadar arttırmazdı. KDV'yi bakın KDV %20 yaptık. Biraz insaflı, 2000... biraz insaflı davranırdı diyorsun. Kesinlikle insaflı davranırdı. Çünkü IMF programlarına baktığınız zaman IMF daha çok iktidarın harcamalarına, belirli bölümlerine kısıtlama getiriyor. Yani sen bol keseden evet memura veremezsin, işçi emeklisine veremezsin ama bu şekilde de davranamazsın. Yani KDV'yi arttır, ÖTV'yi arttır. Böyle bir şey olamaz. Bu nedenle ben Türkiye'nin
bu ekonomik krizden sıcak Ağustos'a katılıyorum. Çok doğru. Ağustos ayı çok sıcak olacak. Özellikle hele Ağustos'taki o sıcaklık Eylül'de Türkiye'yi yakacak çok ciddi anlamda. Bu nedenle Eylül ayı, bir de tabii şu anda bir turizm sorunumuz var bizim. Turizmde biliyorsunuz 35-40 milyar dolar bir gelir bekliyorduk. Hı hı. Bu sanki olmayacak gibi, özellikle Rusya'da. Evet, turizm bölgelerinde her yer boş deniyor.